Evet arkadaşlar, Onur Alp TV kanalından herkese merhaba. Ark Survival Evolved oyunumuzun 3. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Bir önceki bölümde video kaydımızı yaptıktan sonra öldüm ben arkadaşlar. Ben sizlere şunu söylemeyi unuttum. Şimdi hani diyelim ki ölüyorsunuz ya. Öldüğünüz zaman işte karşınıza bir ekran çıkıyor. O ekranda işte Spawn Random Map diye bir şey var. Ona bastığınız zaman arkadaşlar işte şey yapıyorsunuz. Başka bir bölgeye geliyorsunuz. Ama şu V tuşuna basarak göstereyim ben size arkadaşlar. Şu hani yapmış olduğumuz şeyler var ya arkadaşlar, araç gereçler. Onlar şey yapmıyor arkadaşlar, kaybolmuyor. Yani şöyle söyleyeyim, bakın şu aşağıda görüyorsunuz, buradaki yapmış olduğumuz araç gereçler burada aynen bu şekilde duruyor arkadaşlar. Ama sizin gene de şey yapmanız gerekiyor. Hani şuradan V tuşuna bastığınızda envanter bölümüne girdiğinizde arkadaşlar, bunları yeniden işte baştan yapmanız gerekiyor. Şöyle söyleyeyim, mesela diyelim ki hani ben video kayıt yapmaya başlamadan önce şunları yaptım arkadaşlar. Tekrar işte kazma yaptım, meşale yaptım, mızrak yaptım, ondan sonra şu baltayı yaptım, kamp ateşini de yaptım arkadaşlar. Şimdi nerede kalmıştık? Şuradan önce bir şey yapalım, kapatalım. Şöyle duralım, tamam. Şimdi bu bölümde hayvanları bayıltarak öldürmeyi şey yapacağız arkadaşlar, göreceğiz. O da nasıl oluyor ben size şöyle göstereyim. Hani diyelim ki şimdi işte ne bileyim, kazmayı elimize aldık, ondan sonra gittik bir tane hayvan gördük, onu şey yaptık işte, direkt bu işte kazmayla veyahut da efendim baltayla işte direkt gidiyorsunuz hayvanın üzerine, baltayla dalıyorsunuz ya da kazmayla dalıyorsunuz, artık elinizde araç gereç olarak ne varsa işte direkt hani öldürmek istemiyorsunuz da hani hayvanı bayıltarak öldürmek istiyorsunuz. Peki bunu nasıl yapacağız? Ben size şöyle göstereyim. Şimdi şey yapalım, şuradan V tuşuna basarak envanter bölümüne gelelim. Şurada bakın arkadaşlar, hemen Engram Points bölümüne girelim. Burada şey var arkadaşlar. Bakın şu aşağıda görüyorsunuz işte Unknown Requires Level 5 diyor. Şurada şey var arkadaşlar. Sapan var. Yalnız bizim bunu yapabilmemiz için 5. seviye olmamız gerekiyor. Daha şimdi 5. seviyeye gelmedim ben arkadaşlar. Şu an 4. seviyedeyim. 4. seviyeden 5. seviyeye geçtiğim zaman şu sapan bölümü açılacak arkadaşlar. O açıldıktan sonra onu yapacağız. Ve onunla da işte şey yapacağız. Gördüğümüz hayvanları bu sapanla taş atarak onları bayıltacağız. Bayılttıktan sonra da gidip işe biraz arkadaşlar öldüreceğiz. Şimdi evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi seviye atladım. Şimdi şuradan ben gene şeye ağırlık vermek istiyorum arkadaşlar. Yakın dövüşe ağırlık vermek istiyorum. Hemen şuradan seçiyorum. Ve de bakın gördüğünüz gibi şey sapan bölümü açıldı arkadaşlar. Hemen onun üzerine tıklıyorum. Şurada bu da 6 engram puanı istiyormuş. Hemen buradan Learn Engram diyorum arkadaşlar. Bu arada kaç? 17 engram puanım kalmış arkadaşlar. Onu da ne yapayım arkadaşlar? Mesela pantolonla, yok pantolonu daha sonra şey yapayım arkadaşlar. Mesela bakın şunu öğrenebilirim. Ondan sonra yapı, mesela şöyle ev yapabilirmişim arkadaşlar. Ondan sonra işte kapı, duvar, ondan sonra işte şey yapabiliyormuşum arkadaşlar, çatı yapabiliyormuşum. Tabii ben bunları size şey yapmıştım, bir önceki bölümde söylemiştim. O zaman şunu öğreneyim arkadaşlar. Touch Foundation. Hemen buradan Learn Engram diyorum. Şu kapıyı, evet, kapıyı öğrenelim. 11 puanım kaldı. Ondan da çatı ve de şeyi, duvarı öğrenelim.
Şimdi bu arada 5 puanım kaldı. Ondan da ne yapayım arkadaşlar? İsterseniz şey yapayım arkadaşlar. Pantolonu örneyim. Tamam, hadi şey yapalım. Buna da Learn Engram diyelim. Şimdi bunları da öğrendikten sonra arkadaşlar bakın. Şimdi bu sapanı yapmak için ne gerekiyormuş? Hemen buradan bakalım. Wood, fiber ve height diye bir şey varmış arkadaşlar. Ondan lazımmış. O zaman şimdi şey yapalım. Şuradan kapatalım ve ilerleyelim. O hide'ı bulalım arkadaşlar. Onu da nereden bulacağız? Şöyle bir ilerleyelim bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi tekrar seviye atladık. Ben gene buradan şeye ağırlık vermek istiyorum arkadaşlar. Yakın dövüşe ağırlık vermek istiyorum. Şimdi ben sizlere şeyi söylemeyi unuttum arkadaşlar. Bakın şurada Hide Sleeping Bed var arkadaşlar. Uyku tulumu var. Şu görmüş olduğunuz sapanı yapabilmek için bir tane de buna ihtiyaç varmış arkadaşlar. Ben onu şey yaptım, sizlere söylemeyi unuttum. Şey yaptım, ben tabii ki şunlara ağırlık vermiştim. Bunu unuttum. Şimdi bunu yapıyorum arkadaşlar. Bunu hemen şuradan Learn Engram diyelim. Ondan sonra hemen şey yapalım. Şuradan kapatalım. Şimdi bakalım nerede o sapan? Ha, sapan. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şimdi sapanımızı yapmak için gerekli olan şeyleri topladık. İşte wood, fiber, ondan sonra hide. Şimdi bu sapanı yapıyoruz. Evet. Şimdi hemen şurada Inventory Items bölümünde hemen şey yapalım. Sapanımızı alalım, şöyle şuraya koyalım. Tabii bunun için de şey yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Taş toplamamız gerekiyor. Hemen şuradan da şey yapalım, kapatalım. Şimdi tabii ki evvela bir şey yapalım arkadaşlar. Bir saniye. Şuradan şey basayım. Bunu elimize alalım. Ha tamam, bu şekilde alıyormuşuz arkadaşlar. Şu şekilde mouse'umuzun sol tuşuna basılı tuttuğumuz zaman arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi sapanın ipini şey yapıyor, geriye doğru çekiyor arkadaşlar ve yani bu şekilde taşı atıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi bir tane taş attım ben. Tamam, şu anda elimde 20 tane taş var arkadaşlar. O zaman şimdi şöyle bir şey yapalım. Bir saniye, şunu bir elimizden bırakalım. Şimdi ben biraz taş toplamak istiyorum arkadaşlar. Aha, orada küçük bir şey gördüm. Bir saniye. Küçük yaratık. Onu öldüreceğim arkadaşlar izninizle. Ondan sonra da şöyle taş toplamaya devam edip o şey büyük hayvanları sapanla şey yapacağım arkadaşlar. Bayıltacağım. Ve gel lan buraya. Gel. Gel bakayım buraya. Evet, şu. Tamam. Şimdi bu hayvanı öldürdükten sonra etini de aldım arkadaşlar. Şimdi şu karşıda kocaman bir şey var. Onu ben ancak şey yaparım arkadaşlar. Sapanla bayılttıktan sonra şey yapacağım arkadaşlar. Öldüreceğim. Şimdi şöyle bir şey yapalım o zaman. Hemen şunu elimden bırakayım. Şimdi ben biraz taş toplayayım arkadaşlar. Şurada var. Hemen gördüğünüz gibi bu arada yukarıda bir yazı yazdı arkadaşlar. Galiba şey çiğ etlerinden bir tanesi bozulmuş. Hemen şuradan bakıyorum, Inventory Items bölümünden Raw Meat diyor. Ha evet, bakın şurada Spoiled Meat diyor arkadaşlar. Bu şey bozulmuş et anlamına geliyor. O zaman bunu şey yapalım, atalım arkadaşlar bozulmuş eti. Şöyle bir şey söyleyeyim, hani bu etlerle ilgili bir önceki bölümde de hani size söylemiştim ya, bu berileri topladığınız zaman onları şey yapmanız gerekiyor. Belli bir süreye kadar yemeniz gerekiyor, elden çıkarmanız gerekiyor. Belli bir süre geçtikten sonra onlar şey oluyor arkadaşlar, bozuluyor o beriler. Tabii ki bu aynı zamanda şey etler için de geçerli, topladığımız etler için de. O topladığınız etleri belli bir zaman kadar şey yapmanız geçiyor arkadaşlar. Ateşte pişirip yemeniz gerekiyor.
tabii çiğ et olsun, pişmiş et olsun, belli bir zaman geçtikten sonra onlar şey oluyor arkadaşlar, bozuluyor. O yüzden bozulmaması için bir an önce onları pişirip yemeniz lazım arkadaşlar. Şimdi ben şey yapayım, açlık durumuma bakayım. Şu anda açlık durumum iyi, su ihtiyacım yok. O zaman şimdi bir saniye, biraz daha taş toplayayım ben arkadaşlar. Şuradan, yani şu ileride de bir tane taş var, onu da toplayayım. Şimdi hemen sapanı alıyorum elime. Evet, ve şu görmüş olduğunuz koca yaratığı şey yapacağım arkadaşlar. Sapanla taş atıp bayıltacağım. Yani benim bir şey yapmam lazım. Şu yakın, onu nasıl yapabilirim ha? Şöyle yapabilirim. Bir dakika, ne oluyor lan? Bir dakika, J tuşuna bastım arkadaşlar. J tuşuna basınca şey yapıyor, ıslık çalıyor. Evet, şey ilginç. Bir saniye arkadaşlar, ben bir şeye bakacağım. Atlama bölümü hangisiydi? Hani şey, zıplama, ha, jump, space bar. Ha tamam. Hemen şey yapalım. Bir saniye. Şuradan bir çıkalım. Evet. Şeyde space bar'a bastığımız zaman şeyde atlamamız gerekiyor. Ama biz şey niye atlayamıyoruz? Allah Allah. Dur bakayım. Yok, böyle de bir şey olmuyor. Her neyse. Şimdi şu küçük hayvan var. Ben seninle ilgilenmeyeceğim. Şu büyüklerle ilgileneceğim. Siz bir çekilin bakayım şimdi. Ancak şöyle yapabilirim. Şöyle şuraya, ha, şöyle tırmansam yukarıya doğru. Nerede onlar? Bir dakika. Şuradan da şey yapayım, dur. Buraya kadar mı tırmanabiliyorum? Neyse, bir ilerleyelim bakalım. Şimdi şu büyük hayvanları bayıltarak öldürmeyi şey yapacağım arkadaşlar, göstereceğim sizlere. Ben biraz daha yanaşayım şöyle şunların yanına. Bunu da ancak nasıl yapabiliriz arkadaşlar? Hani onları evet, iyice yaklaştım yanlarına. Benim artık şey yapmam gerekiyor. Şu kayalıkların üzerine çıkmam gerekiyor. Kayalıkların üzerine, hop hop. Ya, dur. Neyse. Ya şunu. Neyse, artık şey yapayım. Şöyle. Evet, üzerime doğru geliyor arkadaşlar. Evet, hemen kaçalım. Evet, gördüğünüz gibi olmadı arkadaşlar. Kaçalım. Kaç 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 kaç. Evet, bu beni şey yapacak, öldürecek arkadaşlar. Ne şimdi? Geliyor mu hala? Ne yapıyor? Bu arada şey oldu arkadaşlar.
Evet, şu anda şeyim arkadaşlar, ağır yaralıyım. Neyse, şuraya bir yere saklanalım bakalım. Herhalde o şey yapacak, kendi kendine yukarıya doğru. Ha, bakın gördüğünüz gibi sağlık bölümü şey yapıyor arkadaşlar, kendi kendine yukarıya doğru yükseliyor. Şimdi şey yapalım, biraz bekleyelim o zaman. O şey sapanla taş atarak şey hayvanları bayıltmayı ve bayılttıktan sonra da şey yapacağım, öldürmeyi göstereceğim sizlere. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Şurada ileride büyük hayvanlar var. Onları ancak şey yapabilirim. Şuraya kayalıklara tırmanmam lazım. Ki kayalıklara tırmandığım zaman oradan bunlara şeyde sapanla taş atarsam onlar zaten pardon, üzerime geldik şey yapamazlar. Üzerime gelemezler. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kayalığın üzerine çıktık. Şimdi şu hayvanı sapanla bayatacağız. Evet. Çok güzel. Şimdi bir yara alıyor. Hadi bir daha. Bu da çok güçlü bir hayvan galiba. Baksanıza kaç tane taş attım. Bayılmadı. Hadi oğlum, bu şimdi bayılacak. Hadi. Hadi bayıl artık. Şöyle. Bayılsana oğlum. Allah Allah. Ha tamam, bayıldı arkadaşlar. Evet. Hemen şunu kaldıralım. Şimdi bu şekilde bayıldıktan sonra yanına geliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi bir saniye. Hemen bir şey yapalım arkadaşlar. Ulan şey bir kazmamda tam kırılacak zamanı buldu ya. Neyse. Artık şey bir kazmam kırıldı arkadaşlar. O yüzden şey yapacağım. Bu şekilde alacağım arkadaşlar hayvanın etini. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hayvanları bu şekilde bayıltarak şey yapıyorsunuz, öldürüyorsunuz arkadaşlar. Aynen benim yaptığım gibi. Yani koşarak kayalıkların tepesine çıktım arkadaşlar. Oradan işte sapanla şey yaptım, hayvana taş attım. İşte bu şey büyük hayvanlara birkaç taş attıktan sonra bayılıyorlar arkadaşlar. Bayıldıktan sonra yanına geliyorsunuz, işte kazmayla, baltayla artık elinizde ne varsa ondan vuruyorsunuz. Buradan sonra öldürüyorsunuz, konuşamadım. O öldürdüğünüz hayvanın etini de bu şekilde alıyorsunuz arkadaşlar. Şuradan ve tuşlan bakalım. Evet, gördüğünüz gibi et gelmiş buraya arkadaşlar. Çiğ et tabii. Bunda artık şey kamp ateşini yaktıktan sonra da bunu pişirip karnınızı doyuruyorsunuz arkadaşlar. Onu zaten bir önceki bölümde göstermiştim. Evet. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Hayvanları bayıltarak öldürme bu şekildeydi. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Videomuzu burada noktalayalım. Bir sonraki bölüme de kaldığımız yerden devam edelim. Bana ayrılan sürenin sonuna geldi arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.